Şimdi burada bir boru malzeme içerisindeki korozyonu nasıl tespit edeceğimizi gördük elektron testiyle. Bizim elimizde bir tane iris probumuz var. Bu prob, diferansiyel prob, iki tane sensörden oluşmaktadır şu şekilde. Biz cihazımızda arka menüye gelip buradan prob kısmında probumuzun frekansını, fazını ve bağlantı noktasını seçip işleme başlayabiliyoruz biz. Şu an hatasız kısımdayım. Balans yapıyorum. Sinyalimizi ekranımızın başlangıç noktasına taşıyoruz. Tabi bu boru, ince darlı boru iç kısımdaki hataları görebilmek için aslında yüzeyden kalınlık farkı oluşturulup şurada bizim hatalarımız, yapay hatalarımız oluşturulmuş. Burada 1 milimetrelik küçük bir hatamız var. Daha büyük bir hatamız var. Giderek ilerlemekte. Şimdi probumuzu ilerlettiğimiz zaman malzeme içerisinde ilerliyoruz. Herhangi bir hatamız yok. Hatalı kısma geldiğimiz zaman bakın şurada bir tane loop verdi. Geri çekiyorum aynı şekilde. İlerliyorum. Yine biraz daha büyük bir hata olduğu zaman daha büyük bir loop veriyor. Şu şekilde. İlerletiyorum. Büyük diğer hatamız. Diğer hatamız. Malzemenin şu son kısmına geldiğimiz yerdeki hata. Biraz daha ilerlettiğimiz zaman çok daha büyük bir hatamızı buradan ekranımızda görebiliyoruz. Boylu boyunca açılmış olan çok ince 0,2 milimetre derinliğinde bir tane hatamız var şu kısımda. Bunu da çok rahat bir şekilde ekranımızda takip edebiliyoruz. Bu eşanjör borularında iç yüzey korozyon hatalarını biz bu şekilde elektron testiyle tespit edebilmekteyiz.